Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedâna Allah. لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم. Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyleye. Sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleye. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya. Son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyle. Kıymetli müminler, her canlı sayılı nefeslerini tamamlayarak dünyadaki hayatı sona erecek. İnsanlar öldükten sonra tekrar dirilecekler. Ve dolayısıyla insanlar için iki tane hayat var. Birisi dünya hayatı, birisi de ebedi ve sonsuz olan ahiret hayatı. Ahiret hayatı ebedi ve sonsuzdur her insan için. Dünya hayatı kısadır her insan için. Ahiret hayatının maksadı başkadır, dünya hayatının maksadı başkadır. Yani insanoğlu dünyaya yaşamak için mi geldi? Ne için geldi? Maksadı nedir? Ahiretin maksadı ne? Allah Celle Celaluhu insanı neden dünya hayatına gönderdi? Neden ahirette tekrar diriltecek onu Allah Celle Celaluhu? Gerekçe ne? Dünyada varlığının sebebini Cenab-ı Hak Celle Celaluhu insana Estaizu billah ve ma halaqtul cinne vel insa illa liya'budun. Ben insanları ve cinleri sadece ve sadece bir maksat için, tek bir maksat için yarattım. Beni tanısınlar ve bana kulluk yapsınlar diye. Demek şu evrende var olan her insanın asıl maksadı nedir? Ne için vardır? Efendim, Allah'ı tanımak ve ona kulluk yapmak. Eğer bu maksadı gerçekleştiriyorsa insan, yani Allah'ı biliyor ve ona kulluk yapıyorsa ne güzel, yaratılış gayesini yerine getirmiştir. Ve bu insanın değeri vardır. Ahiret hayatının maksadı ise Cenab-ı Hak Celle Celaluhu dünyada imtihanı kazananları ebedi ve sonsuz bir mutluluğa cennette ulaştıracak. Dünyada imtihanı kaybeden, Allah'a ve Peygamber'e inanmayan, kitaba inanmayan, küfür üzere yaşayanları da cehennem cezası ile cezalandırarak onlar da o korkunç azap içerisinde kalacaklar. Demek ki dünya hayatından maksat Allah'ı tanımak, bilmek, kulluk yapmaktır. Ahiret hayatından maksat dünyadaki hayatın imtihanını kazananlar cennete, kazanmayanlar ateşe, cehenneme doğru sevk edileceklerdir. Bundan dolayıdır ki kıymetli dostlar, her bir mümin dünya hayatından daha çok ahiret hayatını önemser. Çünkü biz inanıyoruz ki dünya hayatı geçicidir, kısadır. Ahiret hayatı ise ebedi ve sonsuzdur. Dünya hayatında
Her insan mutlu olarak yaşamak ister. Her insan, çocuk, büyük, kadın, erkek, herkes dünyada mutlu yaşamak ister. Huzurlu yaşamak ister. Mutlu bir ailedeki hayatın tadı farklıdır. Mutsuz bir ortamda hayatın acısı farklıdır. Bu bakımdan, 3 günlük dünya hayatı da desek, insanoğlu dünyada mutlu ve huzurlu yaşamak ister. Kıymetli dostlar, peki insanoğlu dünya hayatında nasıl mutlu olabilir? Ve ebedi ahiretinde nasıl garantiye alabilir? Evvela Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri Nahl Suresinin 97. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Estaizu billah men amile salihan min zekerin ev unsa ve huve mu'min. Kadın veya erkek fark etmez, mümin olduğu halde kim salih ameller işlerse, imanı var, amelleri de salih ve güzelse فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. Biz onu kesinlikle dünyada tayyibe, yani hoş bir hayat ile muammer kılarız. Dünyada ona güzel bir hayat veririz, diyor Allah Celle Celaluhu. Huzurlu, mutlu bir hayat veririz, diyor. Sonra وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Yarın ahirette de dünyadayken yaptıkları amellerin en iyisi, en kalitelisini baz alarak diğer amellerin de mükafatını öylesine veririz. Dolayısıyla ahirette de çok rahat eder. Şimdi burada Nahl Suresinin 97. ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak Celle Celaluhu dünyada mutlu yaşamanın şifresini 2 şeye bağlıyor. Hayati tayyibe. Tayyip, tayyibe demek, hoş, güzel bir hayat demektir. Hayati tayyibe. Yani huzurlu, mutlu bir hayat demektir. Şimdi biz dünya hayatımızı mutlu bir hayata çevirebilir miyiz? Nasıl mutlu olabiliriz? Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri bu mutluluğun şifresini 2 şeye koyuyor. Bir tanesi iman, bir tanesi de ameli salihtir, diyor. Kıymetli dostlar, dünya hayatında mutluluk zenginlik demek değildir. Yani parası olan mutludur, parası olmayan mutsuzdur, bu doğru mu? Değil. Mutluluk ayrı bir şeydir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki, her kim sabahladığı zaman emniyet içerisinde sabahlarsa, güven içerisinde sabahlarsa, bir de bedeninde afiyet var, dayanılmaz ağrısı, sancısı yoksa, bir de bir günlük yiyeceği varsa, bütün dünya ona verilmiş gibi zengindir, mutludur, diyor. Yani sağlığın, sıhhatin, afiyetin yerinde, efendim, dayanılmaz bir acın, ızdırabın yok, bir de can emniyeti var. Bombalar ne zaman yağdı, ne zaman yağacak diye bir korku içerisinde değilsin. Bir de bir günlük yiyeceğin varsa bütün dünya sana verilmiş gibidir. Onun için kıymetli dostlar, mutluluk demek zenginlik demek değildir. Mutluluk demek makam ve mevki demek değildir. Mutluluk demek insanın gönlünün huzur içerisinde olması, hayatından memnun olması, efendim, stresten uzak olması anlamında düşünmek lazım. Kıymetli dostlar, insan nasıl mutlu olabilir? Huzuru nasıl yakalayabilir? Eğer bir insan gönlündeki derdi bire düşürürse, yani derdi Allah'a iyi kul olmak olursa, bu insan huzuru kolay yakalar. Bu kadar insanları memnun etmek kolay olmayabilir. Ama bir olan Allah'ı memnun etmek kolaydır. Dolayısıyla Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri, mutlu olmanın şifresini bu ayet-i kerimede nereye koymuştur? 2 şeye koymuştur. Bu ayet-i kerimenin tefsirine varmadan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin
bir hadis-i şerifini paylaşmak isterim. Mutluluğu yakalama noktasında hangi kriterler önemlidir? Bu kriterleri nasıl anlamalıyız? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifi var. Bu hadis-i şerifi İbn-i Mes'ud radıyallahu anh Efendimiz rivayet ediyor. Diyor ki Sultanül Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem, لَا تُرْضِيَنَّ اَحَدًا بِسَخَطِ اللّٰهِ. Sen bir adamı memnun edeceğim diye Allah'ı kızdırma diyor. Bir adamı memnun edeceğim diye Allah'ı kızdırma diyor. Ne ananı ne babanı, ne eşini ne de çocuğunu, ne de herhangi bir insanın gönlünü alayım diye bir harama, bir günaha, bir masiyete evet deme. Birisini memnun edeceksin, Allah'ı darıltmış olacaksın. Şimdi her şeyimiz Allah'ın elinde değil midir? Bizim gönlümüzü huzurla dolduracak olan Allah değil midir? Dolayısıyla Allah'ı kızdırarak birisinin rızasını, gönlünü almak doğru mudur, yanlış mıdır? Yanlıştır. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz? لَا تُرْضِيَنَّ اَحَدًا بِسَخَطِ اللّٰهِ. Allah Celle ve Alâ Hazretlerini kızdırarak, onun rızasının dışına çıkarak birisinin efendim rızasını kazanmaya çalışma, bu kesinlikle yanlıştır. وَلَا تَذُمَّنَّ اَحَدًا عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِكَ اللّٰهِ. Diyelim ki sen bir şey istiyorsun, Ahmet'ten, Mehmet'ten, Hasan'dan, Hüseyin'den bir şey istiyorsun, vermedi sana. Hırçınlaşmana gerek yok diyor. Eğer kaderde, kısmette sana verileceği olsaydı, sana kimse engel olamaz. Almak istediğin bir şey var, birisinden almak istediğin bir nimet var, alamıyorsun. Fazla hırçınlaşmana gerek yok. Efendim, tehdit oklarını çevirmeye gerek yok. Kendini parçalamaya gerek yok. Diyeceksin ki, Allah bunu bana takdir etmiş olsaydı, bana vermiş olsaydı, bunu kimse engelleyemezdi. Evet kıymetli dostlar, demek ki huzur dediğimiz, mutluluk dediğimiz para değildir bu, makam ve mevki de değildir. Nice parası olan insanlar vardır ki stresten ne yapacaklarını bilmezler, hatta intihara teşebbüs ederler. İntihar edenlerin çoğu fakirlikten intihar etmiyor. Mutsuzluk ayrı bir şeydir. Efendim, makam ve mevki de mutluluğu artıran sebeplerden değildir. İnsanoğlu makam ve mevki sahibi oluncaya kadar koşar koşuşturur. Havasından istifade etmek ister. Ne yatması yatmadır, ne kalkması kalkmadır. Efendim, korumalarla gezecektir. Her zaman suikast tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. Kısacası bir de yapmak istediği işin mesuliyet duygusu da varsa onda, hakkını verebildim mi, veremedim mi, ahirette hesap verebilecek miyim, veremeyecek miyim derdi de ayrı bir dert olmuş olur kıymetli dostlar. Şimdi vaktimiz çok olmayınca şöyle diyelim. Dünyada mutlu ve huzurlu yaşamayı herkes arzu eder. Mutsuzluktan kimse efendim hoşnut olmaz. Allah Celle Celaluhu Nahl Suresi'nin 97. ayeti kerimesinde de dünyada mutlu olmanın şifrelerini bizlere veriyor. İki tane şifre veriyor. Diyor ki bir, iman olacak. İki, ameli salih olacak. Bu ikisi olursa kesinlikle ben dünyada size huzur veririm. Mutlu bir hayat veririm size. Bir başka ayeti kerimesinde Rabbimiz Celle Celaluhu bunun tersini şöyle buyuruyor. Estaizu billah ve men a'rada an zikri fe inne lehu ma'işeten danka. Kim benim Kur'an'ımdan yüz çevirirse ona ben dünyada dar ve sıkıntılı bir hayat veririm. Sıkıntılı bir hayat. Parası olabilir, makam mevki sahibi de olabilir. Ama sıkıntılı bir hayat var. Stresten kurtulamaz. Ve nahşuruhu yevmel kıyameti a'ma. Kıyamet gününde de gözlerini kör olarak diriltiriz. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي اَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Allah'ım, benim dünyada gözlerim vardı. Şimdi diriltildiğimde neden gözlerim yok der. قَالَ كَذَلْكَ اَتَتْكَ اَيَاتُنَا فَنَس۪يْتَهَا وَكَذَلْكَ الْيَوْمَةُنْسَى.
Biz sana dünyada ayetlerimizi verdik, gönderdik. Sen bizim ayetlerimizi unuttun, bakmadın onların tarafına, sırtını çevirdin. Biz de bugün seni unutuyoruz. Biz de sana unutma muamelesi yapıyoruz. Gözlerin evet vardı, bilinçli bir şekilde vermedik sana, diyor. Diyecek Rabbimiz Celle Celaluhu. Taha suresinde bu ayet-i kerimeler var. Kıymetli dostlar, Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimedeki şifrelere baktığımız zaman bir müminin, bir insanın dünya hayatında mutlu ve huzurlu olabilmesi iki tane esasa bağlanmış. Birisi iman, birisi amel-i salih'tir. Bu iki amel, bu iki şifre gerçekleştiğinde hem insan dünyada mutlu oluyor, hem de ahiretini de garanti etmiş oluyor. Peki biz bu iki şifreyi biraz açacak olsak nasıl anlamalıyız? Bunun müzakeresini yapalım. Kıymetli dostlar, evvela iman meselesi dedik. İman deyip geçmemek lazım. İmanda kesinlik çok önemlidir. Şüphe ve tereddüt olmaz. Ve Cenab-ı Hakk'a da iyi bir tevekkül imanın gereğidir. İmanın içerisinde inanılması gereken şeylerde yakînilik var, yani kesinlik var. Bir de Cenab-ı Hakk'a hüsnü tevekkül var. Cenab-ı Hakk'a tevekkül ediyoruz ve güveniyoruz. Şimdi bu iki şey, yani yakîn dediğimiz güçlü bir iman ve Allah'a tevekkül, insana huzur ve mutluluğu sağlar mı? Sağlamaz mı? Bir görelim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Talak suresi var. Talak suresinin ikinci ve üçüncü ayeti kerimelerinde Allah Celle ve Ala Hazretleri mealen şöyle buyuruyor. Kim Allah'tan korkarsa, Allah Celle Celaluhu her sıkıntıdan bir çıkış yolu ona ikram eder. Beklemediği taraflardan onu rızıklandırır. Her kim Allah'a gerçekten tevekkül ederse, Allah ona yeter. Şimdi Talak suresinin ikinci ve üçüncü ayeti kerimelerindeki bu sözler, bu ayetler Allah'ın vaadidir. Diyor ki, imanınızın gereği, Allah'tan korkmanız gerektiği gibi, ona saygı duymanız gerektiği gibi saygı duyarsanız, ben her sıkıntıdan size bir çıkış yolu vereceğim. Bizim canımızı sıkan sıkıntılardı. Sıkıntıdan çıkış yolu vereceğine göre Allah Celle Celaluhu demek, canımızı sıkan olaylar ortadan kaybolacak demektir. Bertaraf olacak demektir. Neyin sayesinde? Güçlü bir iman sayesinde. Allah'tan korku eğer insana hakim olursa, efendim Allah'ı tanıyor, biliyor ve ona karşı saygıda kusur etmiyor. Bir de Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri bu sayede onun sıkıntılarını yok ediyor, bırakmıyor bu kadarla. Bir de diyor ki, beklemediğin taraflardan seni rızıklandıracağım diyor. Ümit etmediğin taraflardan rızıklandıracağım seni. O zaman geçim sıkıntısı da olmayacak demektir. Geçim sıkıntısı da olmayacak demektir. Bununla beraber bitmiyor, dahası da var. وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Kim Allah'a tevekkül ederse, Allah ona yeter. Demek ki biz tevekkülümüzü Allah'a sağlam olarak yaptığımız zaman Allah bize yeter. Başkasına gerek yok. Şimdi kıymetli dostlar, demek ki dünyada huzuru, mutluluğu yakalayabilmek için güçlü bir imana ihtiyaç var. Allah'a tevekküle ihtiyaç var. Zaten Allah'a inanan insan neyi de biliyor? Rızkı veren Allah'tır. Allah'ın verdiği rızkı kimse alamaz. Kimse azaltamaz, kimse çoğaltamaz. Allah beni aziz ederse kimse zelil edemez. Allah beni zelil ederse kimse aziz edemez. Ömrümü kimse uzatamaz, kimse kısaltamaz. Öyleyse bu kararların hepsi Allah tarafından alındığına göre, Allah tarafından verildiğine göre ben Allah'a sonsuz güvenim, tevekkülüm vardır ve yakinen onun bu özelliklerine de inanıyorsam, insanlardan gelecek olan kötülükleri insanlardan görmem. İnsanlardan gelecek olan iyilikleri de insanlardan görmem. Ben hak ettim, Allah gönderdi.
Allah lütfetti, gönderdi diyerek meseleyi böyle bağlarız. Şimdi burasını geçiyorum. Dünyada huzurlu ve mutlu yaşayabilmek için Kur'an-ı Kerim'de iki tane şifreden bahsediliyor. Bunlardan bir tanesi Allah'a imandır, birisi de amel-i salih'tir. Bu iki şifreyi biz biraz daha açacak olursak, daha net bir şekilde, somut bir şekilde anlamamız gerekirse, evvela güçlü bir iman, Allah'a güçlü bir iman lazımdır ve güçlü bir tevekkül lazımdır. Allah'a tevekkül edersen Allah sana yeter. Şöyle bir hadis-i şerif var, mealen söylüyorum. Eğer siz Allah'a hakkıyla tevekkül etseniz, tevekkül edilmesi gerektiği gibi tevekkül etseniz, kuşları rızıklandırdığı gibi sizi de rızıklandırır. Kuşlar sabahleyin çıktıklarında, uçmaya başladıklarında, midelerinde, kursaklarında hiçbir şey yok. Ama akşam yuvalarına dönerken dolu olarak dönerler. Fabrikası olmayan, mağazası olmayan, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan kuşlar sabahleyin aç çıkarlar, akşam tok dönerler. Siz eğer Allah'a hakkıyla tevekkül etseydiniz, Allah da kuşları rızıklandırdığı gibi sizi de rızıklandırırdı diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman diyoruz ki, dünyada huzuru ve mutluluğu yakalayabilmek için güçlü bir imana ve güçlü bir tevekküle ihtiyaç vardır. İkinci olarak kıymetli dostlar, Allah-u Teala'nın sana taksimde ne ayırdıysa ona razı olmak vardır. Allah Celle Celaluhu sana ne ayırmıştır? Senin benim herkesin rızkı daha dünyaya gelmeden belli mi? Belli. Görevli meleklere liste teslim ediliyor mu? Ediliyor. Peki öyleyse Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri bana bir şeyler taksim etmiş, çocuklarıma bir şeyler taksim etmiş, anneme babama bir şeyler taksim etmiş, her birimize bir şeyler taksim etmiş. Allah-u Teala'nın taksimi değişir mi? Değişmez. Kimse bunu değiştirebilir mi? Değiştiremez. O zaman biz çatlasak da patlasak da azı çoğaltamayız, birileri çatlasa da patlasa da bizim çoğumuzu azaltamazlar. Senin rızkınla kimse oynayamaz. Senin rızkınla kimse oynayamaz. Allah kimseye müsaade etmez senin rızkınla oynamasına. Fırsat vermez. Sana geliyorsa rızıktır, gelmiyorsa rızık değildir. Buna razı olmak lazım. Allah Celle Celaluhu Ali İmran Suresi'nin 145. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor mealen. Her kim dünyanın mükafatını arzu ederse biz ona dünyadan veririz. Her kim ahiretin mükafatını arzu ederse ona ahiretten veririz. Ve senecid şakirin, Allah'a şükredenlerin mükafatını bol bol olarak vereceğiz. Daha önceki derslerimizde de sık sık zikrettiğimiz bir hadis-i şerifi de konunun muhtevası itibariyle mealen nakledeyim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki, her kimin derdi ahiret olursa, yani ben ahireti kazanmak istiyorum, cennet ve cemalullahı kazanmak istiyorum, bu hayatta benim almam gereken budur, benim için en önemli olan budur, benim için namazdan daha önemlisi yoktur, oruçtan önemlisi yoktur, zekattan önemlisi yoktur, haçtan önemlisi yoktur. Bu dünya hayatı öyle de böyle de insanlar için, hayvanlar için sayılı nefesler bitiyor, tükeniyor. Ben ahireti kazanmak için geldim. Her kimin derdi ahiret olursa Allah zenginliğini gözünün önüne koyar, kanaat sahibi olur. Ve onun rızkını önüne toplar, çok uğraşmadan rızkını temin eder. Dünya koşa koşa onun peşine gelir. Bir insanın derdi para, para, para ise mıngır tıngır. Onun hayatta düşündüğü yatar, kalkar, yatar, kalkar, konuşur, hep para, para, para. Daha fazla kazanmak, daha fazla, daha lüks yaşamak derdi bu ise, evet, Allah Celle Celaluhu onun fakirliğini gözünün önüne koyar. Hep kendisini fakir görür. Şunu da almam lazım, bunu da almam lazım, şunu da yapmam lazım, bunu da yapmam lazım, hiç bitmez bunlar. Ve Cenab-ı Hak rızkını da dağıtır. Koşar, koşar, koşar. Sadece ve sadece ne kadar koşarsa koşsun, yazılan neyse kısmette, taksimde, kendisine ayrılan neyse onu bulur. Onun için kıymetli dostlar, huzur ve mutluluğu yakalayabilmek için Allah-u Teala'nın bize
kısmette ayırmış olduğuna razı olmak lazım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, dünya dertlerinden sıyrılın gücünüzün yettiği kadar diyor. Bir insanın dünya en büyük derdi olursa, Allah Celle Celaluhu onun gözünün önüne fakirliğini yerleştirir. O insan hiçbir zaman zengin olamaz, gönlü rahatlamaz diyor Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. İnsan gönlündeki dertleri bir derde düşürürse, ahiret derdine düşürürse, Allah onun dünyasını da halleder, ahiretini de halleder. Eğer bir insan derdini kalbindeki duygu ve düşüncelerini dağıtırsa, dünya olarak, dünya dertleri olarak Allah Celle Celaluhu aldırmaz ona. Aynen şu ifade geçiyor. لَمْ يُبَالِ اللّٰهُ فِي اَيِّ اَوْدِيَتِهِ هَلَكَ Dünyanın hangi vadisinde helak oldu, perişan oldu, Cenab-ı Hak kale almaz onu. Yani bir insanın derdi, eğer dünya olursa, onu, bunu, şunu, bunu elde etmek, efendim daha lüks yaşamak, derdi bu, ahiret derdi diye bir şey yoktur. O zaman Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri ne yapıyor bunu? Aldırmıyor. Dünya bu dertlerin hangisinin peşinde koşarken perişanlık yaşayacaksa yaşasın. Adam değildir. Değer ifade eden bir insan değildir. Allah nezdinde değeri yoktur. Allah nezdinde değeri yoktur. İnsanlar nezdinde değeri olabilir. Kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle bir soru sordu. Dedi ki, ben bir takım sözler söyleyeceğim. Benim söyleyeceğim bu sözleri kim alıp amel edecek, uygulayacak veya uygulayacak olan kimselere öğretecek? Var mı içinizde benim sözlerimi ezberleyecek, tatbik edecek veya tatbik edenlere götürecek? Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz, ben varım ya Resulallah dedi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona şu cümleleri söyledi. 1. Haramlardan sakınırsan, ibadet noktasında en zengin insan sen olursun. Haramlardan sakınırsan, ibadet yönüyle en zengin insan sen olursun. 1. Allah'ın sana taksimde ayırdığına razı olursan, insanların en zengini olursun. Kanaat sahibi olursan, insanların en zengini olursun. Komşuna iyi davranırsan, güvenilir insan olursun. Kendin için sevdiğini insanlar için de seversen, gerçek Müslüman olursun. Fazla gülme. Eğer fazla gülersen, fazla gülmek insanın kalbini öldürür diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavsiyede bulundu. Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz'e bunları uygula veya uygulayacak olan insanlara da öğret demiştir. İşte bu hadis-i şerifin içerisinde de Allah'ın sana taksimde ayırdığına razı olursan insanların en zengini olursun. Buna ne diyoruz biz? Kanaat zenginliği diyoruz. Kıymetli dostlar, dünyada huzur ve mutluluğu yakalayabilmek için güçlü bir iman, iyi bir takva, Allah'a güzel bir tevekkül lazımdır. Efendim, ikinci olarak Allah-u Teala'nın taksimde bize ayırdıklarına razı olmak lazımdır. Bir gün bir Allah dostunu ziyarete gittiğimizde hastalığı sebebiyle yerinden kalkamıyordu. Nasılsın, iyi misin diye soran birisine biraz durduktan sonra verdiği cevap şöyleydi. Ben nasıl kötüyüm diyeyim ki? Allah Celle Celaluhu peygamberi vasıtasıyla hadisi kutsisinde buyuruyor ki: "Men lem yerza bi kadai, benim kaza ve kaderime kim razı değilse. Ve lem yasbir ala belai, benim verdiğim belalara kim sabretmezse. Ve lem yeşkur ala ni'amai, verdiğim nimetlere şükretmezse. Fel yatlub rabben sivai, benden başka Allah bulsun kendisine. Vel yahruc min tahti semai, benim gök kubbemin altından defolsun gitsin." Şimdi Allah-u Teala'nın kaza ve kaderine razı olmazsa bir insan, Allah'ın verdiği belalara sabretmezse bir insan, Allah'ın verdiği nimetlere şükretmezse bir insan, Cenab-ı Hak buyuruyor ki, benden başka Rab bulsun kendisini öyleyse, benim yarattığım gök kubbemin altından da defolsun gitsin bakalım. Ya Allah'tan başka Rab yok ki, kimi bulacak? Öyleyse Allah birdir. Allah zulmetmez. Allah zalim midir? Haşa, haşa. Allah zulmeder mi? Etmez.
O zaman Allah ne yaparsa doğru yapar. Onun yanlışı yoktur. Sana az verdiyse doğrusu odur. Çok verdiyse doğrusu odur. O ne yaptıysa hikmete mebni yapmıştır. Hasta mı etmiştir? Doğrusu odur. İyilik mi vermiştir? Doğrusu odur. Dünyada iyi veya kötü ne ile karşılaşırsan karşılaş, şunu bileceksin. Bu benim alnımın yazısıdır diyeceksin. Allah'ın bana çizmiş olduğu bir haritadır diyeceksin ve razı olacaksın. Üçüncü olarak kıymetli dostlar, dünyada huzurlu ve mutlu yaşayabilmek için israftan kaçarak dengeli yaşamak lazımdır. Dengeli yaşamak lazımdır. Bugün imkanların çok olabilir. İsraf etme. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem abdest alan insana israf etme deyince, ya Resulallah, abdestte israf mı olur? İbadettir bu. Abdestte israf mı olur dediğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, evet, abdestte israf olur. Nehrin kenarında bile abdest alıyorsan, nehir kenarında bile abdest alıyorsan israf etme demiştir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Bu ne demektir? Senin nehir gibi servetin olsa yine israfa bulaşmayacaksın. Mutlu ve huzurlu yaşayabilmek için israftan kesinlikle uzak durmak lazım. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh, büyük alimlerden, gerçekten zahit Allah dostlarından birisi, ona demişler ki, مَا سِرُّ زُهْلِكَ فِي الدُّنْيَا, senin dünyada bu kadar derviş olmanın, Allah adamı olmanın sırrı nedir? Nereden yakaladın bu güzelliği? O da diyor ki, ben dört noktadan yakaladım. Bildim ki benim rızkımı kimse alamaz. Allah'ın bana yazdığı rızkı kimse alamaz. Kimseye kafayı takmadım diyor. Kimseye kafayı takmadım. Rızkımı kimse alamaz. Rızkım bana gelecekti. Bu beni rahatlattı. İki. وَعَلِمْتُ اَنَّ عَمَلِ لَا يَقُمُ بِهِ سِوَايَ فَاشْتَغَلْتُ بِهِ وَحْدِي. Yarın ahirette beni kurtaracak olan ameller benim yapacağım amellerdir. Babamınki babama, anamınki anama, çocuğumunki çocuğuma lazımdır. Arkadaşımınki arkadaşıma lazımdır. Benim amelim yarın ahirette benim mizanıma gelecek. Onun için ben yapmam gerekenleri mutlaka kendim yapmaya çalışıyorum. Yarın ahirette babamın ameli değil, anamın ameli değil, eşimin ameli değil, çocuklarımın ameli değil, benim amelim beni kurtaracaktır. Onun için yapmam gerekenleri yapmakta kusur etmiyorum. Başkasına güvenmiyorum. Başkasının ameline, anamın, babamın, onun bunun ameline güvenmiyorum. Rabbim yarın ahirette bana ne yaptın diyecek. Onun için amellerimi kendim hazırlamaya çalışıyorum. Ve şunu çok iyi biliyorum ki, اَنَّ اللّٰهَ مُطَّلِعُنْ عَلَيَّ فَاسْتَحْيَيْتُ اَنْ يَرَانِ عَلَى مَاسِيدٍ. Allah beni her an görüyor. Her an benimle beraberdir. Madem o her an beni görüyor, herhangi bir günaha bulaşmaktan utandım. Allah beni görürken ben nasıl bir günaha daldırabilirim? Göz göre göre Allah'ın gözü önünde ben nasıl yanlış yapabilirim diye daima bu duygu beni masiyetten uzaklaştırmıştır. Bir de şunu bildim ki, ölüm beni bekliyor. Ölüm beni bekliyor. Bilmediğim bir vakitte tak gelecek ölüm, haydi diyecek ve beni poşetleyip hemen tabuta koyup toprağın altına sevk edecekler. Ölüm geldikten sonra da bir şey yapamayacağıma göre, ölümün de beni beklediğini bildiğime göre, ölüm yolculuğuyla ilgili azıklarımı ihmal etmedim diyor. Böylece bu güzelliği yakaladım diyor kıymetli dostlar. Şimdi kıymetli müminler, Ezan-ı Muhammed'i okunuyor. Şöyle bir toparlama yapayım. Nahl suresinin ayeti kerimesini okuduk. Bu ayeti kerimede Allah Celle ve Ala Hazretleri dünyada huzur ve mutluluğu yakalamak isteyen insanlara iki tane şifre veriyor. Diyor ki, kulum sen dünyada huzurlu ve mutlu yaşamak ister misin? Herkes bunu ister. İki tane şeye dikkat edeceksin. Nedir bu? Birincisi imandır. İman olması gerektiği gibi olacak. Allah'a inanacaksın, takva sahibi olacaksın, ona güveneceksin, yaptığı her şeyin doğru olduğuna inanacaksın, asla onun yanlışı yoktur, zulüm yoktur, gücünün yetmediği hiçbir şey yoktur, ne yaptıysa doğru yapmıştır, 8 yaşında çocuğunu mu almıştır, doğru yapmıştır, 18 yaşında mı almış, doğru yapmıştır, Allah'ın işine karışma. Allah'ın işine karışma.
O ne yaptıysa bilinçli yapar, hikmetinin gereği yapar. Efendim, buna böyle iman edeceksin. İkincisi, imanın yanında bir de salih amel diyor Allah Celle Celaluhu. Ne demek salih amel? Yani yaptığın işler Allah'ın rızasına uygun olacak. Allah'ın rızasına uygun işleri gerçekleştirirsen, Cenab-ı Hak söz veriyor, ben sana dünyada huzurlu, mutlu bir hayat vereceğim, diyor. Sadece bununla da bırakmıyor. Diyor ki, ahirette de seni göreceğim, diyor. Nasıl göreceksin ya Rabbi? Dünyada yaptığın amelleri şöyle gözden geçireceğim. En kaliteli hangi amelin vardı? Diyelim ki 1000 tane amelin var. Bir tanesi çok kaliteliydi. Geride kalan 999 tanesini de aynı kalitede, aynı birim fiyatıyla alacağım, diyor Allah Celle Celaluhu. Bütün amellerini en yüksek seviyede değerlendireceğim. Cennetteki derecini de ona göre âli kılacağım. Sonuç olarak kıymetli dostlar, Allah'ın verdiği mutluluğu kimse alamaz. Efendimizin bir hadis-i şerif var. Müminin işi ne güzeldir be! Eğer bir nimet gelirse şükreder kazanır. Bir musibet gelirse sabreder kazanır. Bazı insanlar hastalıktan aldığı tadı başkaları piknikten alamaz. Niye hastalıktan tad alıyor? Günahlarım eriyor be! Rabbim bana bu hastalığı gönderdi, günahlarım eriyor, tertemiz oluyorum, hoştur bana senden gelen ya Gonca Gül yahut Diken diyenler işte bunu böyle söylemişlerdir. Bu bir iman meselesidir. Bunu kavrayabilmek meselesidir. Dolayısıyla Rabbim Celle ve Ala Hazretleri her birimizi iman ve amel-i salihte yarış yapan bahtiyar kullarından eylesin. Rabbim Celle Celaluhu ülkemizi kurtarsın. Âlem-i İslam'a yardım eylesin. Her birinizi helal, bol, bereketli kazançlarla merzuk eylesin. Fatih Sultan Hazretleri İstanbul'u bize fethetti, teslim etti. Rabbim Celle Celaluhu ona layık evlat olmaya her birimizi muvaffak eylesin. İstanbul'umuzu yeniden manevi fetih ile fethetmeyi edebilmeye gençliğimizi ve çalışanlarımızı, gayret edenlerimizi muvaffak eylesin. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.